Ne yaptılar? Yılbaşı için özel hazırlık yaptılar. Değil mi? Evlerine çam ağacı alanlar bile var. Türkiye'de. Adam şey yapmış bir tane. Karikatür mü diyorlar? Karikatür yapmış. Şey kızıyor. Hristiyan kızıyor. Ya sen benim bayramı niye kutluyorsun ya? Ben senin kurban bayramında kurban kesiyor mu? Sen niye benim bayramı kutluyorsun? Şimdi gerçekten Müslümanların işi bir acayip oldu. Şey derler yani. Kapı gıcırdasa oynayacak derler ya, öyle bir söz vardır hani. Aman oynamak olmasın, aman böyle şey olmasın. Hop diye atlıyor insanımız. Ya bizim bayramımız değil ki bu yılbaşı. Adamlar ne diyorlar? İsa Aleyhisselam'ın doğumudur. Onun için biz kutluyoruz diyorlar. İsa Aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Saygı duyarız, kabul ederiz. Ama o günü kutlamak bizim adetimiz değildir. Müslümanın adeti değildir. Ve onlar gibi kutlamak zaten hiç adet değildir. Yani yılbaşını adamlar kutluyorlar, sanki kendi dinlerine de uygun bir şey değil yani kutladığı şekiller. İçiyorlar, içiyorlar, sabah bir kalkıyorlar. Ya sen akşam peygamberinde sen yoktun, sen nereden çıktın? Öyle bir kutlayış var işte adamlarımız. Gece ne yaptığını bilmiyor yani. Allah korusun. Celle Celaluhu. Şimdi biz bak şeytanın güruhu, şeytan tarafı kendi yılbaşlarına ne kadar riayet ediyorlar. Hepsiyle birlikte yani sanatçısıyla, şusuyla, busuyla. Ne yapıyor? Kanal o gün yılbaşı programı yapıyor. Şak. Değil mi? Sakın kaçırmayın diyor, hemen reklam da yapıyor. Yılbaşını bizde kaçırmayın. Müthiş programlar var, müthiş bilmem sanatçılar var, şunlar var, bunlar var. Peki Mevlid ayın Mevlid gecesinde ne yapıyoruz biz? Hristiyanların geceleri çok güzel kutluyoruz. Perfect yani şey, müthiş derecede yani. Peki bizim peygamberimizin doğum günü nasıl kutluyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim peygamberimiz ki bütün peygamberlerin güneşidir Efendimiz. Şeyin İmam Busiri Hazretleri o kadar güzel ifade ediyor ki فَاِنَّهُ بِسْمِلَّهِ فَاِنَّهُ شَمْسُ فَضْلِمْ هُمْ كَوَاكِبُهَا. Peygamber Zişan fazilet güneşidir diyor. Diğer peygamberler de o güneşin yıldızlarıdır. يُلْهِرْنَ اَنْوَارَهَا فِي الظُّلَمِ. Yıldız ne yapar? Güneşin ışığını gece bize yansıtır. Değil mi? Yıldız. Peygamber-i Zişan daha dünyayı şereflendirmeden önce diğer peygamberler, diğer yıldızlar o güneşin ışığını yansıtıyordu insanlara. Güneş geldi mi ne olur? Yıldızın ışığı kalır mı? Artık her taraf aydın. Efendimiz geldi, artık her taraf aydınlandı. Diğer peygamberlerin artık ışıkları gözükmez. Çünkü ışığın kaynağı geldi. Nurun kaynağı geldi artık. Öyle bir peygamberin elhamdülillah ümmetleriyiz bizler. Onun doğum gününü nasıl kutlar? Adamlar yılbaşı için ne kadar önceden hazırlık yapmaya başlıyorlar. Hindi alıyor. Bizim kurban bayramımızda adam çıkıyor, duyuyorum ben şimdi. Et kesmeyin, ot kesin. Niyemiş? Yazık hayvanlara. Ot keserse, ota da yazık o zaman. Onun da bir canı var. Ot da kesmeyin. Orman olsun bizim bahçe. Yani böyle insan ifrat ve tefritten uzak durmalı. İfrat ve tefrit, her şeyin bir ölçüsü var. Yani biz yemek yiyoruz, et yiyoruz. Biraz önce yedik, bu et için bir hayvan keseceksin değil mi? Allah için de bir ibadet yapmak için hayvan keseceksin. O hayvan etini de zaten hoppala hepsini içeri indirmiyoruz. Ne yapıyoruz? O da bir ibadet. Açığı görür et, onlara da dağıt, onlar da görsün. Aranızda bir muhabbet hasıl olsun, birbirinizi sevin. İçine kapanık bir yaşam istemiyorum sizden diyor Allah-u Teala. Komşunu düşün, komşunu tanı, sokağındaki fakiri, garibi bil, gözet, yardım et. Sen sonra gidersin çiftçiden alırsın hayvanını, o adam da bir sene boyunca seni bekliyor, hayvanımı alsa da kâr edeyim diye. Sen otları düşün, insanları düşünme, otları düşün. Bu kadar, yani kuş beyinli diyeceğim ama yakışmayacak bize. Maalesef öyleler yani. Merhamet budalalı.
Merhamet budalalığı. Nerede neye acıyacağını bilmez insan. Maalesef.